Halkın Kanalı'ndan herkese merhaba. Yine bir Halk Yollarda programıyla karşınızdayız. Bu hafta konuğumu takdim etmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bugün Yeni Mahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde CHP'nin Ankara İl Kongresi gerçekleşiyor şu an. Dolu da coşkulu da bir kongre gerçekleşiyor. Kongreye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı ve konuşmasından çok çarpıcı başlıklar vardı. En önemlisi şu: Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. 7 milyon aşkın işsizimiz var dedi ve çarpıcı rakamlar paylaştı. 8 milyon 647 bin 283 kişinin aylık geliri 670 liranın altında. Aylık geliri 2000 liranın altında olan emekli sayısı ise 6 milyon 850 bin 513. Asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde eden kişi sayısı ise 2 milyon 136 bin. Çok acı rakamları paylaştı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi konumu takdim ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar Hakverdi yanımda. Hoş geldin Sayın Hakverdi. Hoş bulduk. Nasılsınız öncelikle? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisiniz. Teşekkürler, bizler deyiz. Kolay gelsin. Öncelikle şununla başlayalım istiyorum, İl Kongresi'yle. Evet. Siz oradaydınız, neler yaşanıyor, nasıl gidiyor? Büyük bir coşku olduğunu biliyoruz. Evet, 37. olağan il kongremizi yapıyoruz. Genel başkanımız katıldı, Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediye başkanlarımız, bölge milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz ve tabii ki ilçe başkanlarımız, bütün bunların yanında da il kurultay delegelerimiz katıldı. Büyükçe bir salon ve onun dışındaki partililer de ilgi göstermişti kongreye. Çok kalabalıktı sabahtan. Genel Başkanımızın konuşmasında ağzına kadar dolmuştu salon. Evet. Coşku vardı, umut vardı ve Genel Başkanımız çok az önce değindiğiniz vahim şeyleri söyledi. Yani işsizlik oranlarını, evet, açlık sınırının çok çok altında, asgari ücretin yarı oranında olan rakamları söyledi. Ülke güllük gülistanlıkmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Farklı böyle havuz medyalarındaki haber kanallarını izlediğimizde sanki Avrupa'nın en iyi ülkesinde, ekonomik refahın en üst düzeyde olduğu bir ülkede yaşıyormuşuz gibi gösteriliyor. Ama insanlar aç, insanlar intihar ediyor, insanlar çocuklarını doyuramıyor ve hükümetin umurunda değil. Bu gerçekliklerden bahsetti Sayın Genel Başkanımız. Kongrede şöyle oldu. İki aday yarışıyor demiştik. Evet. Ali Hikmet, izleyicilerimize söyleyelim bunu. Ali Hikmet Akıllı ve Ayhan Yalçınkaya. İki adaylı, evet, bir kongre gerçekleşiyor şu an. Şöyle bir aşamada şu an ben de kongreden geliyorum, evet, direkt buraya. Buradan çıkınca da yine oyumu kullanmaya gideceğim. İki aday imzaları, hani belirli bir oranda imza almaları gerekiyor, %10 civarında. Evet. İmzaları sunma aşamasındalar henüz. Hani iki aday netlik kazanmış değil ama yeterli imza sahibi olabilecek iki aday görünüyor şu an için. Onlar yarışacak. Üçüncü bir aday olur mu, imza bulabilir mi bilemiyoruz. Ama şu an için görünen o. Şu algı var, şu umut var. Bu son muhalefet kongrelerimiz deniyor. Bu ilçelerde de vardı. Biz ilçeleri bitirdik. Türkiye'deki bütün ilçeler bitti. Şimdi 81 ildeki kongreler yapılıyor. Haftaya sonuçlanacak muhtemelen bütün kongreler ama büyük oranda il kongreleri de bitti. İlçelerdeki algı şuydu: İktidara gidiyoruz. Bu muhalefetteki son kongremizdi. Aynı algı bugün il kongrelerimizde var. Ve Mart'ın sonunda 28'i ve 29'unda, evet, büyük kurultayımızı yapacağız. Ve o iktidara yürüyüş kurultayı olacak. Bu umutla, bu heyecanla insanlar gelmiş kongreyi. Artık hani ya bu dönemde muhalefetiz değil, yok güçlü muhalefetiz kesinlikle değil. Artık iktidarız algısıyla kongreye gelen vatandaşları ve o umudu gördüm. Umut vardı insanlarda, coşku vardı. O yüzden gerçekten hani bu bilinçle hareket eden kadroları bugün seçeceğiz Ankara ilde. Birçok illerde kadrolar seçiliyor. Evet. Sonra partiyi yönetecek kadroları seçeceğiz. Bu kadrolar ülkeyi yönetecek. Bu umutla İktidara varız. Hazırlık kongreleri diyebilir miyiz, evet, yani? Evet, kesinlikle öyle. Demokrasi şöleni de denildi, öyle de açıklamalar, tabii, yapıldı. Demokrasi şöleni de yaşanıyor diyebiliriz o zaman. Şöyle, eskiden Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerinde tatsız olaylar yaşanabiliyordu. Ama bu dönem öyle olaylar neredeyse yaşanmadı. Ufak, evet, tefek şeyler her zaman olur. O da olabilir. Adayların, evet, heyecanıyla falan, evet, olabilir ama ciddi anlamda bu dönem birlik vardı. Bu dönem beraberlik vardı. Bu dönem umut vardı. Hani bir ya umutsuzlukla geldim, görevimi yapıyorum değil. Artık ülke aydınlığa çıkacak umuduyla gelen insanlar vardı. O yüzden güzeldi kongrelerin tamamı, ilçeler. Hatta ilçeler kurulmadan mahallelere katılımlar çok yoğundu. Mesela 1500-2000 üyenin gelip de
delege belirlediği sandıklar kurduk biz. Hadi ya. O kadar ilgi vardı ki. O kadar insanlar geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor. İrade gösteriyor. Düşünün ki ilçe delegeleri belirlenirken bu yarışlar yapıldı. Evet, demokrasi şöleni mi? Kesinlikle demokrasi şöleni. Ama bir irade var ki iktidar iradesi. O bizim umudumuzu artırıyor, bizi coşkulandırıyor ve daha çok motive ediyor. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmaya değinelim istiyorum. Beş temel sorundan söz etmişti. Ona da bakalım istiyorum. Şimdi genel başkanımız aslında başından beri söylüyor. Hani beş temel sorunu sayıyor ama başka bir husus daha söyledi. Mesela bu dönem söylediği şu vardı. Özellikle tefecilere ödenen rakamları bir açıkladı ama beş temel sorunu her zaman sayıyoruz ama bu sefer başka bir şey dedi. Sadece sorun saymayacaksınız. Beş temel sorunla beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin çözüm önerilerini de sıralayacaksınız dedi. O çözüm önerilerini özellikle bugün anlattı ve her yerde anlatmamızı istedi. Sokakta, bütün alanlarda hani eskiden ya Cumhuriyet Halk Partisi muhalefet yapıyor. Tamam kardeşim eleştiriyorsunuz ama çözümünüz ne dediklerinde çözüm önerileri sunmamızı istedi genel başkanımız haklı olarak. Kesinlikle. Mesela dış politika özelinde özellikle söylediğimiz şeylerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylediği zemine geldi artık bütün dış politika. Gelmek zorunda aslında Suriye'de söylediğimiz gibi, Libya'da söylediğimiz gibi. Başka bir şey politikada, ekonomide. Özellikle ekonomi politikasında AK Parti'nin bugüne kadar yaptığı bütün hani olumsuz o ülkeye verdiği zararın giderilebilmesinin çözüm önerilerini sunuyoruz şimdi. Ve geldiğimiz hiç politikada da ne kadar hani eleştirimiz varsa aynı aksi yönde de üretime dair çözüm önerilerimizle birlikte vatandaşımıza gidiyoruz. Hani sorunu evet tahlil ediyoruz, koyuyoruz ortaya. Ama bir de çözüm önerisiyle beraber gidiyoruz. Hani iki başlı bir husus evet. Ve hani tepeden öyle süslü laflarla da değil. Gerçekten vatandaşımızın anlayabileceği bir dille karşılıklı iletişim içerisinde bunu alana yayıyoruz. Beş temel sorun ama onun yanında dört ayaklı bir açıklama yaptı. Bir çözüm önerisi açıkladı orada genel başkanımız. Hepsi bir bütün halinde aslında Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidara hazır. Ülkeyi yönetme ehliyetine sahibiz, bu hakkı bize verin diyoruz artık vatandaşlarımıza. Çünkü özellikle dış politikada, hele de Suriye politikasında, biz başından beri diyoruz ki, gelin Suriye merkez hükümetiyle birlikte Suriye'deki yangını söndürelim. Ne dediler? Hemen Şam'a gireceğiz ve Emevi Camisi'nde 24 saatte namaz kılacağız dediler. Biz Şam'a gideceğiz derlerken 3 milyon 600 bin Suriyeli bize geldi. Ülkemize geldi. Hani inanılmaz rakamlar harcandı Suriyelilere. Onun dışında sadece Suriye değil İdlib politikasında da biz demiştik ki özellikle özür dilerim Libya politikasında Libya'nın iç işlerine karışmayın. Burada taraf olmayın. Birleşmiş Milletler eliyle bir uzlaşı sağlayın demiştik. Olur mu öyle şey diye bir Erdoğan çıkış yapmıştı. 3-5 gün sonra Putin kulağından tuttu getirdi ve Birleşmiş Milletler'le beraber hareket edeceğiz dedi. Biz söyleyince olmuyor ama Putin söyleyince oluyor. Şimdi demek istediğim şu, hem dış politikada hem iç politikada Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin lehine ve işte vatandaşımızın lehine bütün politikaları somut olarak ortaya koyuyor. Ve hükümet her ne kadar bu işe karşı çıksa da bir şekilde dış güçlerden, Putin'in baskısından, Amerika'nın baskısından söylediğimiz noktaya geliyor. Bu işte biz uzmanız. Biz ehliyet sahibiyiz, biz iktidara hazırız. Bunu söylemek istiyoruz. Çözüm önerileri halka evet anlatılması gerekiyor. Ana muhalefet olarak siz yani iktidara da anlatıyor ana muhalefet. Tabii. Dikkate alınıyor mu? Ben alındığını pek göremedim ama neden alınmıyorsa da? Şöyle parlamentonun mevcut yapısı aslında işlerliğini kaybetmiş durumda. Tek adam rejiminden kaynaklı bu. Genel başkanımız yine bunun örneğini vermişti. Biz Çanakkale'de atalarımız mücadele etti. 7 düvele karşı bugün söyledi. 7 düvele karşı biz Çanakkale'yi savunduk. Şehitler verdik ama 7 düvel Çanakkale'den geçemedi. Yalnız tek adam o zamanki padişah bırakın gelsinler dediğinde ve 7 düvelle anlaştığında o 7 düvelin işgalci güçleri geldi. Savaşsız bir tek bile kurşun atmadan İstanbul'u işgal etti. Tek adam bu demek işte. Tek adam bu demek. Bugün de tek adam rejimi var. Erdoğan'dır, Ahmet'tir, Mehmet'tir. İsmi fark etmez. Evet. Hiçbir önemi yok ki. Tek adam rejimi varken ülke tehlikede demektir. Parlamenter sistem
tamamen ortadan kaldırılmış, parlamentonun da işlevi kaldırılmış. Bu durumda biz parmak çoğunluğuyla, AKP'nin parmak çoğunluğuyla kanunlar geçiyor. Ve kendi iradeleri değil, milletvekillerinin kendi iradeleri değil. Yukarıdaki bir irade onlara talimat veriyor Erdoğan ve onlar parmak çoğunluğuyla, MHP'nin de desteğiyle istedikleri yasaları geçiriyorlar. Hani muhalefeti dikkate alıyorlar mı? Almıyorlar. Çünkü dikkate alma ehliyetleri yok onların. Peki bunun acısını kim çekiyor? Halk çekiyor. Dediğiniz gibi gerçekten halk çekiyor. Şimdi geçen hafta ne görüştük biliyor musunuz? Geçen hafta Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 2.30 gibi meclisi kapattık. Normalde 9-10 gibi meclis kapanır. Ama biz bu hafta direndiğimiz bir kanun geldi. Direniyoruz. Hani direnme nasıl olur? Gelen bir kanun metnine, madde başlıklarına önergeler verirsiniz, tartışmalar açarsınız, direnirsiniz. Ama sonuç itibariyle parmak çoğunluğuyla AKP'nin oylarıyla geçti. Biz bu hafta bir torba kanuna direndik mecliste. Neydi biliyor musunuz? Temelinde ne vardı? Kışlık saray vardı. Bakın, kışlık sarayı yapmanın kanuni yollarını düzenlediler. Torba yasanın içerisinde o da vardı. Biz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kışlık sarayı bitirdik. Kışlık saray kanunu parmak çoğunluğuyla geçirdiler. Ama Perşembe sabahı meclisin kapısında bir vatandaş açım, işsizim diye kendini yaktı. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Meclisin kapısında bir vatandaş kendisini yakma girişiminde bulundu Perşembe sabahı. Biz gecesinde kışlık saray kanunu bununla geçirdik. İlişkili... Geçen hafta Salı günü AKP'nin grup toplantısında bir vatandaş çocuklarım aç diye seslendi Cumhurbaşkanı'na. Bu sesi bir ekrana verelim. Yönetmenimiz Ceren Hanım'dan rica edelim. Sayın Cumhurbaşkanı, ben 15 Temmuz'a katıldım diye beni işimden ettiler. Çocuğum aç, bana yardım edin. Mahkeme kararını tanımıyor ki ya. Gidenler bir haftalık burada. FETÖ'nün darbe gezisi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir? FETÖ'nün darbe gezisi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir? Çoluğum çocuğum aç, bana yardım edin dedi. Medya Mahallesi programcısı Ayşen Arslan da bu vatandaşın tutuklandığını duyurdu. Evet. Alay olarak verdi. Aslında meclis görüşmelerinde AK Parti'nin grup başkan vekili Özkan çıktı ve bu adamı hedef aldı. Dedi ki biz biliyoruz bu adam bilmem ne suçlarından sicili var. Bu adamın işte FETÖ'den şunu var, bunu var vesaire diye bir açıklama yaptı orada. Gerçekliği ve açlığını görmedi, adamın isyanını görmedi. Orada ben ikinci sırada oturuyordum. Dedim ki siz bu adamı kesin tutuklarsınız. Tutanaklara da geçti. Ve adam tutuklanmış sonra haberi geldi. Hani kendilerine açım, çoluğumu çocuğumu doyuramıyorum, işsizim diyenleri bile tutuklar hale geldi bu hükümet. Bu kadar baskı, bu kadar aymazlık, bu tek adam rejimi aslında hani baskın ve zulmün artsın ki hani sonun hızlansın. Aynen bu. Her geçen gün hükümetin baskısı artıyor. Ya adam açım diye isyan ediyor ve buna karşı hani bir tutuklama, şu suçtan zaten sicili vardı demek. Peki bu kadar sicili vardı AK Parti'nin o güvenlik önlemi arasında grubuna nasıl girdi? Kim yazdı? Hangi milletvekilinin veya AK Parti grubunun kapısından yazılmıştır muhtemelen? Grup danışmanı sallayarak giremiyorsunuz meclise. Ya sonuçta mümkün müdür? Suç sicili olan, aranan vesaire bir adamın meclis kapısından girebilmesi ve AK Partili ya milletvekili ya da grubu tarafından meclis kapısına isminin bildirilmesi mümkün müdür grup toplantısına? Ben giremem, beni sokmazlar muhtemelen yani. Şimdi böyle bir vatandaş olduğunu iddia ediyorlar. Bu vatandaşın bu gruba girmesi mümkün değildi. Adam burasında bıçak kemiğe dayanmış. Ne yapacak adam? İsyan etti bir umut. Belki iş verirler, belki ekmek verirler diye adamı tutukladılar. Tam tersi oldu. Yazıklar olsun yani. Yazıklar olsun. Nereye gidiyoruz biz böyle ülke olarak? Nereye gidiyoruz? Şöyle söylemek lazım. Ben umutluyum. Elbette zulüm artıyor. Tehdit artıyor. Hukuk AK Parti gibi düşünmeyenlerin kafasına sopa olarak iniyor. Yani bir çıkış yaparsanız, bize karşı itiraz ederseniz sizi tutuklarım demek bu. Nasıl tutukluyor? İşte bağımsız olmayan hakim ve savcılık eliyle bir şekilde sevk ediliyor, tutuklanıyor. Biraz sesiniz çıkarsa tutuklanıyorsunuz. İtiraz ederseniz tutuklanırsınız. Ya da AK Partili gibi düşünmeyip de düşüncelerinizi dile getirirseniz tutuklanırsınız. Olabilir ama bugün cezaevlerinde
60 bin kapasitenin üzerinde adam var. Aydınlar tutuklu, gazeteciler tutuklu, geziciler tutuklu. Hem de sebepsiz, delilsiz tutuklu. Sonradan öç alma üzerine açılan davalarla. Bütün bunlar her alanda baskıyı artırıyor. Cezaevi projesi yapılıyor zaten. Bunu müjde gibi duyuran... Alkışlıyorlar, biliyor musunuz? Evet, alkışlıyorlar. Yeni cezaevi açılacak deyince alkışlıyorlar. Bir ülkede cezaevi açmak değil, kapatmakla o ülkenin iyiliği olur. Yani bir ülkede yeni cezaevleri açılıyorsa, cezaevleri tıka basa doluysa bunu o ülkede lazım. İşler iyiye gitmiyor demektir. Ülkemizde işler iyiye gitmiyor. Ama hani ne kadar baskılayabilirler bunu? Elbette bir halkta karşılığı olacak. Geçen gün Cuma'dan çıkanlar belediyenin önüne yürüdü biliyorsunuz İstanbul'da. Hani artık siyasetle ilgisi olsun olmasın hiç önemli değil. Politikayı takip etsin. Ülkede şunlar iktidar, bunlar iktidar. Bunların hiçbirinin önemi yok. İnsanlar aç. İnsanlar işsiz ve çoluğuna çocuğuna ekmek götüremiyor. İşte isyan etmeye başlıyorlar. Bu isyan şu an farklı farklı yerlerde. Bu isyan örgütlü olabilir. Bu isyan iktidara bir dur deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ne güç vermeyle olabilir. İsyanın her birçok yolu vardır. Hani isyan illa sokaklara çıkalım, şunu yapalım şeklinde değil. İsyan artık bu hükümete dur demenin bir yoludur. İlk seçimde, ilk sandıkta bizler duracağız. Tabii ki olacak. Yani her şey sandıklı olmaz. İktidarın yaptığı gibi yapmamak lazım. Mesela biz diyoruz ki şurada şu suç işlenmiş. Burada bu yolsuzluk yapılmış. Adamlar diyor ki kardeşim biz diyor seçimle geldik. Eğer böyle bir yolsuzluk varsa sandıkta milletimiz hesabını sorar. Demek ki ya hırsızlığın veya yolsuzluğun hesabı sandıkta sorulmaz. O ayrı bir yoldur. Onun hesabını hukuk görür. Yargı görür. Onun hesabı ayrıdır. Ama bütün bunlar sonrası iktidarın el değiştirmesi sandıkla olur. Değil mi? Yani. Ama işte hani elbette sandıkla da soracağız ama bağımsız hukuku kurup, bağımsız yargıyı kurup, bağımsız yargıyla da bütün bu yolsuzlukların hesabını soracağız tabii. Yolsuzluk dediniz, yargı dediniz. Şunu sormak istiyorum size. Bir soru önergesi verdiniz siz. İşkurum personel alımında mülakata gireceklerin listesi evet. Neden evet. Gizli? Neden gizli? Neden gizli? Neden gizli peki? Kime gizli? Soralım? Yani bakana sordunuz, yanıt geldi mi peki? Bakana sorduk, yanıt gelmedi tamam ama şimdi çok ilginç, onunla ilgili belgeleri de getirdim. Ya İşkur, hani İşkur'un amacı ne? Ya işsizlik var diyoruz. Ya işsizlik var ama hani mesela İşkur öyle bir kurum ki iş arayanlara uygun vasıfta iş buluyor, işçi arayanlara da uygun vasıfta işçi buluyor. İşkur'un niyeti amacı bu aslında böyle bir belgede durum. Gizli yazıyor değil mi? Gizli, gizli ibaresi şimdi, var. Belgede yanınızda galiba. Tabii. Şimdi onu da söyleyeceğim. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi iş ve meslek danışmanı alıyor İşkur kendi bünyesinde. Yani başka bir yere sevk için değil. Kendine bünyesine alıyor. Evet. Kendi bünyesine alıyor ve kaç kişi 1100 kişilik bir sınav açıyor. 800 kişi yerleştiriliyor. Yaklaşık 250 kişi de yerleştirilmiyor ama şimdi şöyle başlayalım. Şimdi bir sınava giriyorsunuz, sizi çağırıyorlar. Daha doğrusu KPSS puanlarınıza göre davet ediyorlar sizi. Sizin mülakatı alıyorlar. Şimdi mülakatta kurayla soru çekiyorsunuz, 3 soru. Bu 3 soruyu da biliyorsunuz, eksik cevaplıyorsunuz veya cevaplayamıyorsunuz. Ama şimdi buraya mülakata çağrılanların isim listesi belli değil. Kaç kişi çağırmışlar bilmiyoruz. İsimleri ne bilmiyoruz. Sonra mülakattan aylar sonra bir açıklama var. Şimdi internet sitesinden giriyorsunuz, arkadaşlarım gösterebilir mi bilmiyorum. Açıklamada sadece başarılı ve başarısız açıklaması var. Şimdi siteye giriyorsunuz, sonucunu öğrenmek istiyorsunuz. Evet, kameraya tutarsın. Hemen şöyle yapalım. Evet, şöyle biraz çıkayım. Şimdi burada en sonda başarılı mı, başarısız mı onu görebiliyorsunuz. Yani bu kişiye özel. Başka kimler girmiş, kaç kişi sınavda başarılı olmuş, kaç kişi... Ne sonuç almış, ne puan almış belirsiz. Kendi puanınızı da göremiyorsunuz, başarısız deniyor. Şimdi gerekçe yok kaç yani. Puan aldık biz, ne aldık hiç bilgi sahibi değiliz. Başvurucular diyor ki, ya biz başarısız olduk ama kaç kişi başarılı oldu? Hangi puanları aldı da başarılı oldu? Ben ne puan aldım da başarısız oldum? Bu sonuçları bilebilecek durumda değil. Sınava girenler belirsiz, sonuçta kazanan kişiler belirsiz. Ve İşkur yapıyor bunu. Şimdi tabii bize başvurular oldu, müracaatlar ve şikayetler oldu. Isparta'dan, Burdur'dan arayanlar oldu, İstanbul'dan arayanlar oldu. Ve bu sınava girmişler, insanlar işsiz yani az önce bahsettik. Bir umutla aldığı KPSS sınavına da güvenerek başvurusunu yapıyorlar, gidiyorlar mülakata.
Ama sadece sen başarısızsın deniyor bunlara. Başka bir açıklama yok. Puan yok. Kim başarılı, kaç puan almış belli değil. Sonrasında ya böyle bir usulsüzlük olmaz diyorlar. Mülakat sırasında da bir kayıt yok, bir tutanak yok, bir kamera kaydı yok. Yani başarısızsan bir delille, belgele diğerleri kaç almış, hiçbir şey yok. O kadar böyle bir belirsizlik var ki. Dava açanlar olmuş. Şimdi gidiyorlar, idare mahkemesinde iptal için dava açıyorlar. Tabii insanlar işsiz, insanların parası yok. Dava açacak paraları yok aslında harç yatıracak. Evet. Ciddi bir kısmı açamamış. Ama yaklaşık bir 250 kişilik kısım dava açmış, dava yoluna gitmiş. Bunlar da kendi aralarında örgütlenmiş, organize olmuşlar. Davaları takip ediyorlar ama çok uzun süreden beri de davaları devam ediyor, sonuç alamıyorlar. Diyorlar ki çok ciddi bir yargıca baskı var. Biz normalde gerçekten usulsüz ve iptal edilmesi lazım. İlan şartlarına uyulmadı ama mahkeme bir türlü karar vermiyor diyorlar. Mahkeme yazı yazıyor. Diyor ki İşkur'a, ya bir sonuçları gönderin bakalım diyor. Yani burada siz ne yaptınız, kaç kişi sınava girdi, başarılı olan kim, kaç puan almış vesaire. İşkur'dan şöyle bir evrak geliyor. Bu o zamanki İşkur'un genel müdür vekili Cafer Uzunkaya. Cafer gizli değil mi? Gizli değil, çok evet, gizli. Çok gizli. Ya şimdi arkadaş, bu sonuçlar neden çok gizli olur? Kimden gizlersiniz bu sonuçları? Yani sınava girenden mi gizlersiniz? Başarılıdan mı, başarısızdan mı gizlersiniz? Halktan, vatandaştan mı gizlersiniz? Bunun neresi gizli? Başka bir kişi. Bu kişi kim biliyor musunuz? Cafer Uzunkaya. Sonrasında bu Cafer Uzunkaya, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'ne Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atanmış bulunmaktayım diyor. Kendi tweetiyle. Bu beyefendiyi sonra bu gizlilikten dolayı da ödüllendirmişler. Şimdi ya neyi saklarsınız halktan? Neyi gizlersiniz? Hani ve bu gizlilikte kimleri aldınız? Hiç belirsizlik var. Hani ya devlette liyakati öldürdüler, adaleti bitirdiler. Bu adam sonra terfi olmuş. Belki de kendi yakınlarını yazdılar, bir belirsizlikle işe aldılar. Ama bu mülakata çağırdıkları kişileri de dolgu malzemesi olarak kullanıp umutlarıyla oynadılar. Şimdi bu arkadaşlar bize ciddi anlamda mail ve mesaj atıyorlar, taleplerini iletiyorlar. Çok sayıda aslında talepleri var, sınavın iptal edilmesini istiyorlar. Boş bırakılan 250 kişilik kadro var. En azından gerçek sınavlarının sonuçları açıklanırsa hak eden 250 kişinin buraya yerleştirilmesini istiyorlar. Talepleri yoğun ve haklı aslında, çok haklı. Ama bu sadece İşkur, devletin bütün kademelerinde, her yerinde bu var. Sadece İşkur'da değil. Yani İşkur'da değil ama İşkur'da dikkat çeken bir şey var. İşkur aslında işsizlikle mücadelenin önünü almak için liyakatlı kişileri hak ettiği yerlere yönlendirebilecek, vasıflarında işçi bulacak, işverene de yardımcı olacak bir kurum. Böyle bir kurumda böyle usulsüz bir mülakatın yapılması, sonuçlarının çok gizlenmesi devlete olan güveni zedeliyor. Devleti zedeliyor. İşte devlet de çürümeye başladı, yargıda başladı, bütün kurumlara da başladı. Cumhuriyetin temellerine karşı bir saldırı var ve hani devlet çürüyor dediğimiz şey bu. Bu liyakatsız, beceriksiz, liyakat değil sadakat arayan yöneticiler eliyle adamın adamcılığını ve kraldan çok kralcı olan kişiler sayesinde devleti böyle çürütüyorlar. Devlete olan güveni maalesef sarsıyorlar. Bu olaya bir açıklık getirirseler de vatandaşlardaki soru işareti, kafadaki soru işareti de gider herhalde. Hani mahkeme bir karar verse, dese ki iptal ettik. Yeniden hadi bir aynı kişilerin mülakatlı vesaire yapsak, girenlerin listesini alsak belki bir çözüm olur. O 250 kişilik boş kadroya en azından gerçek sınav sonuçları ve hak edenlere bir an önce atayın diye bir talep var. Olabilir mi? Değerlendirilebilir hukuk çerçevesinde. Ama bu bir çözüm müdür? Ülke geneli anlamında bir çözüm değil. Burası böyle küçücük bir nokta, bir zerre aslında bu ülkede. Haksızlık, liyakatsizlik, adaletsizlik konusunda bir örnek ama ciddi bir örnek. Yine çok sıcak bir konuyla devam edelim istiyorum. FETÖ'nün siyasi ayağı. Salı günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım dedi ve açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Buna karşılık da Cumhurbaşkanı Erdoğan manevi tazminat davası açtı 500 bin liralık. Hemen ardından da Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de bir Twitter'dan bir açıklama yaptı.
Hodri meydan dedi, biz de karşı dava açıyoruz dedi. Doğru. Nereye gidiyor? FETÖ'nün siyasi ayağı aydınlanır mı? Gerçekten kim? Şimdi bu davalaşma süreci ayrı bir boyutu işin. Bir de bir pratik boyutu var. Mesela tamam, Erdoğan Sayın Genel Başkanımıza karşı her konuşmasında işine geldiği gibi davalar açıyor. Ceza davası açmıyor da tazminat davası evet. açıyor. Tazminat davalarında da genelde ispat boyutuna ulaşınca, yani ben iddiamı ispat edeceğim dediğinizde tak 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 mahkemeler delil toplama yolunu kesiyor ve davanın reddine karar veriyor. Genelde yapılan tazminat davalarında bu. Hani usul, izlenen usul, daha doğrusu yaşanan pratik bu. Şöyle söyleyeyim, bir tazminat davası açıldı. Bir kişiye sen bunu yaptın diye bir ithamda bulundunuz. Kişi de tazminat davası açtığında bu hitamınızı iddialarla, delillerle ispat edebildiğiniz aşamada tazminattan kurtuluyorsunuz. Yani hukukta belirli klasik örnekleri vardır, bunu söylemeyeceğim ama tazminat davaları genelde böyle oluyor genel başkanımıza karşı açılan. Mesela FETÖ'nün ayağı, birinci ayağı, siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi Sayın Genel Başkanımız. Bunu delilleriyle, belgeleriyle ve kayıtlarla siyasi hareketlilikte yaşadığımız tarihle ispat ettiğinizde evet, siyasi ayak budur. Delil çok diyorsunuz. Değil mi? Delil yani. Çok. O zaman hop, bu delillerin toplanmasına gerek yok deyip mahkeme muhtemelen tazminat davasını reddedecektir. Ama şu korkumuz var mı? Her zaman var. Mahkemeler göbekten iktidara bağlı. Ve adalete olan güven %20'lere kadar düşmüş bu ülkede. Tam da bu noktada hani bir tazminatla tehdit edebilir mi bizi? Yolumuzdan döndürebilir mi? Bir tazminata hükmetse mahkeme, biz doğru bildiğimiz sözü söylemekten vazgeçer miyiz? Asla. Ama temelden gittiğimizde FETÖ'nün siyasi ayak, şimdi bir siyasi ayak olmalı. Mutlaka olmalı, değil mi? Bu kim olabilir mesela? Şimdi birey anlamında gitmeyelim ama şimdi bir bürokrasiye yerleştiriyorsunuz. Askeriye yerleştiriyorsunuz. Hukuka yerleştiriyorsunuz, değil mi? FETÖ her yerde vardı. Hukukta vardı, askeriyede vardı ve bürokrasinin birçok yerinde FETÖ vardı. Peki 18 yıldır kim iktidar? AK Parti hükümeti iktidar. Şimdi ben bugün devletin herhangi bir kurumuna bir müdür yerleştirebilir miyim bürokrasiye? Mümkün değil. Mümkün değil. Ben bir muhalefet partisi olarak devletin herhangi bir kadrosuna işçi memur yerleştirebilecek erkte değilim. Bu işi kim yapar? Siyasal iktidar yapar. 18 yıldır siyasal iktidar AKP. Peki bu AKP nereye yerleştirdi? Biliyorsunuz, yargıya yerleştirdi. Yani yaptığı atamalarla Yargıtay'ın yapısını neredeyse tamamen değiştirdi. Yüzlerce hakimi bir anda atadı. Evet. Ergenekon Balyoz'un akabinde, Ergenekon'un Balyoz'un savcısıyım ben diyordu Erdoğan. Ergenekon ve Balyoz'la beraber 125 subay tutuklandı. Zamanı gelmeden terfiler yapıldı ve zorunlu emekliliğe ayırdıkları subayların yerine o FETÖ'cü subayları kim yerleştirdi? CHP mi? Yani bir muhalefet bunu yapabilir mi, değil mi? İktidar yaptı. Şimdi askeriye bunlar yerleştirdi. AKP hükümeti yerleştirdi. Yargıya AKP hükümeti yerleştirdi. Bütün bürokrasiyi de AKP hükümeti yerleştirdi. Ve bunlar geldi, başımıza bela oldu. Şimdi kim bunun siyasi ayağı? Yani şöyle bir şey. Siyasi bir erk olmadan, siyasi bir irade olmadan bürokrasiye, yargıya ve askeriye hiç kimse bir kişi yerleştiremez. Peki objektif bir yargı olduğunu düşünmüyorsunuz anladığım kadarıyla. Objektif bir yargı olsa ne olurdu? O zaman içinde olsa ne olurdu söyleyeyim. Yargı tamamen objektif olsaydı o zaman yine de siyasi iktidar bunu değiştirebilirdi. Nasıl, söyleyeceğim. Hemen bir örnek. Şimdi 24 Haziran 2019 bu o zamanki FETÖ'nün yayın organı olduğu iddia edilen yeni kurulmuş bir basın. Gazetelerde o irtica ile mücadele eylem planı çıktı. Hatırlarsınız. İrtica ile mücadele eylem planı. Şimdi bu plan her yerden önce o FETÖ'cü olduğu sonradan anlaşılan gazetede çıktı. Bunun üzerine bir algı büyüdü ve Genelkurmay Başkanlığı kendiliğinden aldı askeri savcılığı. Getirin bakalım dedi ya. Bu neymiş dedi. Yani bu askeriyi ilgilendiren bir şey. Ben bu iddiayı bir inceleyeyim. Ve 24 Haziran 2019'da bu irtica ile mücadele eylem planını inceledi. Dedi ki ortada bir delil yok. Bir belge yok, somut bir şey yok.
Bu tamamen basında çıkan haberler ve birkaç kişinin söylemi. O yüzden ben buna takipsizlik kararı veriyorum dedi. Hatta o zamanki yaptığı açıklama da şöyleydi. Bu takipsizlik kararı aslında bir nihai karar değildir. Bana somut belge, bilgi getirin, ben bunun davasını açarım. Ama sırf böyle bir şey varsa bir, bu basın üzerinden etkin bir soruşturma yapılamaz. Belgesinin delilini verin, biz etkin bir soruşturma yapalım ve böyle bir şey varsa mahkememiz ortaya çıkarır dedi. O zaman takipsizlik kararı verdi. Tarih ne? 24 Haziran 2019. Şimdi bir yargı var değil mi? Askeri bir yargı var ve böyle bir karar vermiş. Zaten bu irtica ile mücadele eylem planının olmadığı, uydurma olduğu sonradan FETÖ'den sonra çıktı ortaya. O zamanki askeri savcılığın takipsizlik kararı doğruydu. Ama bir gün sonra, bakın bir gün sonra, sadece bir gün sonra takipsizlikten 25 Haziran gecesi 2009'da yine mecliste saat 01'de görüşülen bir torba yasa var. O torba yasa görüşülürken ve bununla hiç alakası yok. Avrupa Birliği'ne uyum yasaları görüşülüyor. Bir kanun metni teklifi geliyor. Yani bir madde teklifi geliyor. Beşinci maddeden sonra altıncı madde olarak gelmek üzere diyor. Hiç alakası yok. Torba yasa uyum şeyi ve Erdoğan'dan gelen bir başbakan o zaman. Erdoğan'ın gönderdiği meclise bir Erdoğan imzasıyla yasa görüşülüyor. Kim o zaman? Sadullah Ergin, Adalet Bakanı. Ve AK Parti Grup Başkan Vekilleri Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş. Bunların imzasıyla bir madde ihsas ediliyor. Altıncı madde ve o maddede deniyor ki askeri kişilerin organize işlediği bir suçta bir tane dahi sivil şahıs var ise bunun yargılamasını devlet güvenlik mahkemeleri, o zaman özel güvenlik, özel yetkili mahkemelerdi, özel yetkili mahkemeler yapar diye bir madde koydular. Yani 100 tane askerin içinde bir tane de sivil bir sanık var ise bunun yargılamasını özel yetkili mahkemeler yapar diye gece 1'de bir madde ihsas ettiler. Gece 1'de hiç gündemde yok ve parmak çoğunluğuyla geçirdiler. Yani ne oldu? Aslında o askerleri Genelkurmay'ın savcılığından ve askeri mahkemeden alıp FETÖ'nün hakim savcısına o subaya subayları teslim ettiler gece 1'de bir maddeyle. Her şey orada başlamış aslında. Düşünsenize, sonra 4 gün sonra Dursun Çiçek gözaltına alındı. 4 gün sonra. Yani o takipsizlikten bir gün sonra gece yarısı saat 1'de siyasiler bir madde koydular ve o zamanki subayları FETÖ'ye, o Zekeriya Öz'e teslim ettiler. Şimdi kim bunun siyasi ayağı? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Nasıl başladı? Orduya nasıl operasyon yapıldı? O adamlar, o subaylar, o Türk subayları cezaevlerine konuldu. Ve FETÖ'nün hakim savcısı tarafından Balyoz'da, Ergenekon'da yargılandılar. İntiharlar oldu. Evet. Kendileri mi intihar etti? İntihar süsü mü verildi bilmiyoruz ama onlarca subay öldürüldü. İntihar süsü verildi. Ve emekliye zorlandılar, emekli edildiler. Askeriyenin içi boşaltıldı ve o FETÖ'cü komutanlar getirildi. Kim getirdi bunu? İşte bu maddeyi getirenler sayesinde onlara erk verildi. Kim FETÖ'nün siyasi ayağı? Bu maddede parmağı olan, dahili olan herkes FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Çok net, çok net. O dönem Sadullah Ergin'di bakan, o dönem Başbakan Erdoğan'dı. O dönem grup başkan vekilleri belliydi önergeyi getiren. O dönem oy veren AKP'liler belliydi. Kim siyasi ayağı? O kadar net ki. Şimdi bugün tartışılıyor. Yani işte Kılıçdaroğlu şöyle yaptı, FETÖ'ye destek oldu. Ya bir tane somut örnek. Sayın Genel Başkanımızın FETÖ ile, yani şöyle hani FETÖ fotoğrafın bir tarafında, o da çok uzakta, arkada bir yerlerde mesela, görüntünün ufacık bir yerinde olsa işte fotoğraf diye. Öyle bugün demeyin, montajı yapıyorlar ama. Montaj yaparlar. Yani yüzlerce fotoğraf çıkartırlar, işte bak görüntü derler. Ya bu adamların çarşaf çarşaf, Erdoğan'ın, bütün yöneticilerinin, grup başkan vekillerinin, milletvekillerinin o sümüklü mendillerini alıp cebine koyma fotoğraflarından, aynı masada fotoğraflardan, o kadar çok görüntüleri var ki bu adamların. Bu adamlar tutup Sayın Genel Başkanımızı ve bu ülkeyi kuran partiyi, kurucu partiyi FETÖ'cülükle suçlaması, hani cambaza bakın, cambaza demek gibi bir şey, hani böyle aymazlık, böyle pişkinlik olmaz. FETÖ'nün siyasi ayağı gayet açıktır ve ortadadır. Tabii hesap nasıl sorulur?
Hesap mecliste sorulabilir belki. Araştıralım deriz, değil mi? İki kez reddettiler. Reddedilir, evet. Hani madem bir korkunuz yok, bir kaygınız yok, FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayalım, araştıralım, bir komisyon kuralım deyince AKP ve MHP'lileriyle reddedildi. Madem korkmuyorsunuz, gelin mecliste bunu araştıralım. Bunu yargı açığa çıkartabilir mi? Yani mesela bunu yargı FETÖ'nün siyasi ayağını açığa çıkartabilir mi? Yargıda böyle bir erk yok. Böyle bir cesaret yok çünkü bağımsız değil yargı. Şimdi şöyle bir tekerleme gibi bir şey vardı. FETÖ'cü hakimi tutuklayan, hakimi tutuklayan, hakim FETÖ'cülükten tutuklandı falan. Ya da tahliye eden, tam tersi. Hani bugün bir hakim verdiği bir karar sebebiyle sürülebilir çok rahat. FETÖ'cü deyip HSYK tarafından görevden ihraç edilebilir. O yüzden hakim de kendinden korkuyor. Hükümet aleyhine, hükümetin aleyhine bir karar verebilme erki bir bağımsızlığı yok. Yani yargı tarafından FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkartılması mümkün görünmüyor. Zaten iddianamede FETÖ'yü araştıran savcının da hemen görevden alınması, sürülmesi, meslekten el çekilmesi gibi birçok şey gördük biz. Hakim savcılarla bu işi yapamayız. Çünkü hakim savcılar bir kendinden korkuyorlar, iki iktidarın sopası haline gelmiş bir yargıda siyasi ayağı açığa çıkarmaları mümkün değil. Araştırmaya başlayan hakim savcıyı pat görevden alırlar, FETÖ'cü ilan ederler, sürerler vesaire. Bunu ne yaparız? Mecliste yapabiliriz. Sağlam bir araştırma komisyonuyla yapabilirdik ama reddettiler. Aslında MHP de destekliyordu yani. Araştırılsın MHP, diyor en azından MHP lideri Bahçeli. MHP araştırılsın diyor ama saçma sapan evraklarla genel başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunuyor. Kendini yargının yerine koyuyor. Yani geçen gün işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi faaliyetleri bilmem neye ve bilmem neye destekleriyle ilgili hop hazırlamışlar, savcılığa suç duyurusunda bulunuyorlar. Kraldan çok kralcı olmuşlar. Ve AKP kendi söyleyemediklerini MHP'ye söyletiyor. MHP artık iktidar ortağı değil de maşası haline gelmiş AKP'nin. Yani MHP'nin üst düzey yöneticileri bu hale gelmiş ve sadece Erdoğan'ın gözüne bakıyorlar. Ve AK Parti'nin söyleyemediği şeyleri MHP'li vekillere ve MHP'li yöneticilere söyletiyorlar. Ben biliyorum ki gerçek milliyetçiler de MHP'nin bu halinden çok rahatsızlar ve onlar da bir arayış içerisinde. Değişecek. Yakın tarihte değişecek. Aslında bunu seçimlerde de gördük, 31 Mart seçimlerinde. İttifak olmalarının yerde temel gerekçeleri oydu aslında. Ama her koşulda bu başkanlık sisteminden Erdoğan'ın kendisi de, parlamentodaki milletvekilleri de, MHP'lileri de zaten muhalefete çok rahatsız. Çünkü bir işlerle zaten tamamış. Milliyetçilerin de oy vermediği görülüyor aslında, böyle ittifak yaptıkları. AKP mesela işte İstanbul'da ittifak adayı çıkarttı, AKP'nin adayı. Milliyetçiler ne yaptı? Ders verdi. İmamoğlu'na verdi. Evet. İşte bunu genel seçimlerde de yapacak. Biz bundan eminiz. Genel seçimlerde de hani diyoruz ya işte son muhalefetteki kurultayımız diye. Bu gerçek sokakta görülüyor. Eskiden bize dair bir şey söyleyemezken hani giremediğimiz sokaklar vardı, giremediğimiz mahalleler, iletişim kuramadığımız ve kapıyı hani çaldığımızda yüzümüze kapanan kapılar, hiç iletişmeyen mahalleler, bölgeler vardı. Şimdi onlar gittiğimizde kucak açıyor. Biz hata yapmışız, biz sizi anlayamamışız diyor. Ve ilk seçimde değişim var yani, değil mi, o görünüyor. O kadar açık ve aleni ki eskiden özellikle Ankara bazında, yerelde ben görüyorum. AK Parti'nin arka bahçesi olan, Gökçe'nin yol arkadaşları olan siyasi kesimler, yani gönül bağlamış. Hı hı. Bu dönem bu tarafa doğru akın akın geliyorlar. Biz bunları göremedik, biz bunları kavrayamadık diye geliyorlar ve geniş halk kitlelerinin desteğiyle biz iktidar olacağız. Hazırsınız değil mi? Hazırız. Biz bakın, liyakatımızla, ehliyetimizle, bilgi birikimimizle biz artık iktidara hazırız. İnanın buna. Vatandaş da görüyor. Bu kongrelerde muhalefet olarak son kongreler. Son kongremiz. Kesinlikle son kongremiz. Çok ciddi sıkıntılar yaşadı ülkemiz. Cumhuriyete çok ciddi saldırılar oldu. İşte İş Bankası da aslında bunlardan biri. Evet. 18 yıllık AKP hükümeti cumhuriyete saldırıyor aslında. Rejime saldırıyor. Görüyoruz. Atatürk'ün vasiyeti ya. Atatürk'e saldırı değil midir bu aslında? Evet. Yani Atatürk kendisi yazmış. El yazısıyla sonra İstanbul 6. Noteri'ni çağırmış, vermiş. Evet. Ve sonradan o zaman Ankara 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından da bu vasiyet açıklanmış. Hani bir şaibe yok. O kadar net ki Atatürk'ün iradesi o kadar net. Bu iradeye de aslında saldırmak
Cumhuriyete saldırmak, Atatürk'e saldırmak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmaktır. Biz bunun farkındayız ama biz bu ülkenin kurucu partisiyiz. Elbette bu saldırıları da biz def edeceğiz. Sinan Meydan, tarihçi Sinan Meydan şöyle bir tweet atmış, çok ilgimi çekti. Adnan Menderes ve Kenan Evren de İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini hazineye devretmek istemişti. Ancak daha sonra yargı bunun hukuksuzluk olduğunu belirtip İş Bankası'ndaki Atatürk hisselerini CHP'ye geri vermişti. Doğru. Şimdi o bir 1950'de. Ha, 1950'de. Önce 1950'de bu Adnan Menderes döneminde, onun notunu almıştı, Demokrat Parti zamanında bir İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hisselerine el koyma var. Ama bir 10 yıl sonra Anayasa Mahkemesi bunu iptal ediyor. Ve anayasaya aykırıdır, özel mülkiyete, miras hukukuna aykırıdır deyip iade ediyor. Sonrasında da 12 Eylül 1980'deki darbe sonrası Cumhuriyet Halk Partisi kapanıyor. Evet. Kapandığı için hisseleri yine elinden alıyor. Cumhuriyet Halk Partisi açılınca da yeniden hisseler Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Şimdi ikisinde de Cumhuriyete ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir saldırı var. Birinde Anayasa Mahkemesi kararıyla bu düzeltiliyor. Diğerinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi açılınca. Başka da bir Yargıtay kararı da var buna dair. Yani aslında bu iş anayasaya aykırı. Bu iş genel hükümlere aykırı, hukukun genel ilkelerine aykırı. Mülkiyet hakkına aykırı, miras hakkına aykırı. Hepsini geçtik, siyasal olarak da hani Atatürk'ün iradesine aykırı. Evet. Yani şimdi bunu niye yapıyorlar aslında? Hani neden? Bunu, evet, neden yapılıyor? Şimdi Sayın Hocam Emre Kongar'ın yazısında da vardı. Hangi dönemler yapılıyor? Aslında Cumhuriyet'e karşı yapılan saldırılar zamanında, demokrasiye yapılan saldırılar zamanında hop İş Bankası'nın gözlerini dikiyorlar. Cumhuriyet, yani Cumhuriyet'in temellerinden biri aslında ve Atatürk'ün iradesidir İş Bankası. Evet. Türkiye'nin en büyük özel bankası. Şimdi bir, burada Atatürk'e saldırı var. Cumhuriyet değerlerine saldırı var. Ama başka bir husus daha var. Ekonomiye saldırı var. Düşünsenize. İş Bankası öyle bir ortaklık ki, kendi çalışanların ortaklığı var. CHP'nin Atatürk'ten kaynaklı hisseleri var ama para da almadığını belirtelim, evet, ama. Kesinlikle. Yani sadece yönetimde 4 yönetici veriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne oradan bir kuruş gelmiyor. Sadece Atatürk kendi parasıyla kurmuş ve oradan gelen de Dil Tarih Kurumu'na veriyor. Evet. Ve ilk zamanki 4 kızı Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'na aktarılıyor. Veriyor. Ama ilk zamanki 4 manevi kızına da belirli bir maaş bağlanmış yaşamları boyunca. Öldükten sonra onlara da kalan bir şey yok. Sadece bu iki kuruma ikiye bölünerek pay ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kuruş verilmiyor. Ama şimdi bu saldırı düşünün ki hani dönemsel olarak hep yapılmış. Şimdi sıra Erdoğan'da yine yapıyor. Yani bir gerileme, hükümetin zulmünün arttığı, baskının arttığı darbe dönemlerinde İş Bankası'na hep göz dikilmiş. Bu dönemde öyle bir dönem ama şimdi şuraya geleceğim. En büyük özel banka, bir bankacılık sisteminin çöküşünü gerektirecek speküle haberler bile gerilemeyi sağlar. Düşünsenize İş Bankası'nın mal varlığına el konulacak, İş Bankası hazineye, oradan varlık fonuna devredilecek, oradan da damatla kayınpeder çarçur edecek algısı bir bankacılıkta ekonominin gerilemesini sağlamaz mı? Hisse fiyatları da değil düşüşe mi? Geçti tabii, bu sıralarda. Yani bu ne demektir? Bir, İş Bankası'nın ekonomisini geriletmek, algısını ve o itibarına yapılan bir saldırı demek. Türkiye'de zarar değil mi? Türkiye ekonomisine de. Aynı zamanda işte İş Bankası'nın bir zararı, ekonomisinin küçülmesi, değerinin küçülmesi, Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün değerinin küçülmesini doğurmaz mı? Evet. Değil mi? Bunu söylemek, bunu dillendirmek bile ülkeye bu kadar zararken, bunu bir de pratiğe geçirdiğini düşünebiliyor musunuz? Defalardır söylüyor Erdoğan. 2 yıldır söylüyor. Dönem dönem, sıkıştıkça söylüyor. Aslında bizi de tartıştırıyor. Zamanımız azaldı galiba. Evet. Bizi de tartıştırıyor. Şöyle bağlayayım. Şimdi Suriye'de o kadar şehit vermişiz ki, Suriye'de bir bataklığa gömülmüşüz ve her gün şehidimiz geliyor maalesef. Ülke dış politikada bitik. İçeride ekonomi bitik. Erdoğan hop bir İş Bankası diyor. Biz İş Bankası'nı tartışıyoruz. İnsanlar açlığıyla uğraşıyor. O gündemi kaçırıyoruz. İkide bir sıkıştıkça İş Bankası diyor. Gündemi değiştiriyor. Gündemi değiştiriyor. Bir, ama İş Bankası'na zarar veriyor. Ve aynı zamanda ülke ekonomisine zarar veriyor.
hele bunu bir fiiliyata geçirmeye kalksa yasal değil, elbette iptal edilir. Anayasa Mahkemesi iptal eder. Olmadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu iş döner. Ama bu arada İş Bankası hisselerine el koyup oradan varlık fonuna devredip kayınpederle damat birlikte bunu çarçur ederse, sonra ortada bir para ve bedel, bir ekonomik değer kalmazsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir iptal kararı veya Anayasa Mahkemesi'nden bir iptal kararı çıksa bile bu işin ekonomik sorumluluğu kime ait olacak? Evet. Kime ait olacak? O zaman Erdoğan'dan ve damattan misliyle rücu edilmeli değil mi bu? Bunun rücu davası bir bağımsız yargı tarafından olacak. Aslında olan olmuş olacak. Sadece dillendirmeyle bile Türkiye ekonomisine, Türkiye'ye zarar veren Erdoğan bu işi pratiğe geçirirse de gerçekten hani bunun dönüşü de olmaz. Ortada bir ekonomi kalmadığında da Erdoğan'ın kendisi aslında yasal olarak rücuen sorumlu olması lazım. Cezai sorumluluğu yok ama rücuen ekonomik sorumluluğu var. Bir bir İş Bankası'nın zararları kendisinden ve damattan tahsil edilmelidir bence o halde. Şimdi bile aslında zarar veriyor. Bu zarar bu dillendirmeyle tespit edilebilir ve kendisinden tahsil edilebilir. Yeter ki bağımsız yargıyı kuralım. Şunu da eklemek istiyorum hemen. MHP lideri Devlet Bahçeli de bu konuda bir teklif gelirse destek vermeye hazırız. Şaşırdık mı? Yani ne dediğinin önemi yok. Erdoğan bugünkü söylediğinin aksi yönde farklı bir şey söylese bile biz desteğe hazırız diyor beyefendi zaten. Kendisi konunun içeriği belli değil, önemli değil diyorsun. Kendisinin bir iradesi, kendisine ait bir irade olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan ne diyorsa onay makamı gibi destek oluruz seviyesine gelmiş. Nedir kendisini bu seviyeye getiren? Gerçekten çok üzücü. Koskoca bir partinin liderinin Erdoğan'ın söylediğine onay makamı olması da gerçekten çok üzücü. Çok üzücü. Milliyetçiler de eminim bundan çok rahatsız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Sayın ederim. Sayın Ali Hala Aydar Hakverdi. Evet Halk TV izleyicileri, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar Hakverdi ile gündeme dair sohbet ettik. Güzel de bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Tabii ki takdir sizin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.